Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kaya üzerinde köklenmiş gibi bir görüntü oluşturan bonsai aday ağacı çalışması nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu kaya üzerindeki tüm girinti ve çıkıntıları kullanmış. Bu kökler bu girinti ve çıkıntıları kullanarak toprağa ulaşmış. Ve bu girinti çıkıntılardan destek alarak da bitki kendi başına ayakta durur hale gelmiş. Gördüğünüz gibi şu an bu bitki bu kayayla bütünleşmiş durumda. Ve köklerinin ayrı bir güzelliği, yapraklarının ayrı bir güzelliği ortaya çıkmış. Buradan gelen iki gövdeyi birleştirip tek bir gövde haline dönüştürmüşüm. Buradaki iki dalı birleştirip yine tek dal haline dönüştürmüşüm. Peki böyle bir çalışmayı nasıl yapabiliriz? Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar aday adayı ağaçlara ihtiyacımız var. Bunlar aday adayları. Az önce söylediğim bu ağaç bonsai adayı. Bunlar aday adayı. Çünkü bu bir aşama önde. Ve adaylığını tamamladığında da gerçek bir sanat eseri haline gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar böyle bir ağaç öbeği elde ettiğimizde ilk önce alt dalları temizliyoruz. Ve böylece net bir gövde görseli ortaya çıkaracağız. O karmaşanın, karışıklığın önüne geçmiş olacağız. Ve yaprakları bu şekilde temizliyoruz. Diğerleri zaten temizlenmiş. Şunda da birkaç yaprak ve dal var. Onları da alıyorum. Evet arkadaşlar. Eğer sarma şekline göre almamız gereken dal olursa o zaman o dalları da keserek uzaklaştıracağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taş temin ettim ben. Şuradaki girinti çok hoşuma gittiği için bu taşı kullanmak istiyorum. Bu taşı buradaki aday ağaçların tam ortasına yerleştireceğiz. Ve hakim olan, büyük olan bir dalı, şöyle bakalım en uzun hangisi? En uzun olan şu. O dalı tam şuradan geçecek şekilde bükmeye çalışacağız. Ve buradaki girintiyi sanki ağaç buradan gelmiş, dönmüş ve tekrar büyümüş gibi bir görsel oluşturmaya çalışacağız. O da gerçekten çok hoş bir görüntü ortaya çıkaracak. Tabii ki ağacımızı kırmadan yapacağız bu işlemi. Evet, bu dalı şöyle birazcık esnetiyoruz kırmadan. Bu hareketi yavaş yavaş yaptığınızda dalınız kırılmayacak. Birden bu hareketi yapmaya çalışırsanız dalınız kırılır. Ve dalı kaybetmiş olursunuz. Şimdi bu oyuntuya tam anlamıyla uymasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir girişme sağladık. Sonra bunu yavaş yavaş tekrar yukarı doğru çevireceğiz. Ve buradan şöyle yavaş yavaş hareketlerle bu dalı esneklik kazandıracağız. Yine birden yaparsak bu dalımız kırılır. Evet gördüğünüz gibi o girintiyi çok güzel kullanmış bir gövde yapısı elde ettik. Ve aynı işlemi ağaçta ne kadar girinti çıkıntı varsa bütün dallara uygulamaya çalışacağız. Ve hepsini tepede buluşturmaya çalışacağız. Uzun olan dallara şöyle fazladan bir tur attırabiliriz. Bu dallar, bu yapraklar engel olacak. Onları kopardım. Yine aynı hareket yavaş yavaş yaparak bu dalı da esnetiyoruz arkadaşlar. Ve bütün dallara aynı esnetme çalışmalarını yapıp tepede buluşturacağız. Ve tepede tek bir gövde haline getireceğiz arkadaşlar. Şimdi işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi streç film kullanarak ilk destekleme sargımızı gerçekleştiriyoruz. Ve
Ondan sonra üst bölge için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar sargı yeter arkadaşlar. Nihai sargıyı nihai şekli verdikten sonra yapacağız. Ve bu dalımızı yavaş yavaş yine kırmadan, çünkü burada zoru başardık. Orası daha kalındı ve esnemesi daha zordu. Şimdi burası biraz daha ince ve esnemesi daha kolay. Ama kırılma ihtimali yine var. Ve kırmadan taşla bütünleştiriyoruz. Kırmadık. Şimdi diğer dalları yanlardan açı vere vere ve kırmadan bu tepede uç noktada birleştireceğim arkadaşlar. Bakın sarma için şu noktalar kullanacağım. Bu yapraklar engel olacak. Hepsini aldım. Şöyle dalların birini bir taraftan birini öbür taraftan geçirirseniz kaynaşma kolay olacak ve daha sağlam olacak. Bakın bunu en arkadan dolandırdım. Hepsini kuşatacak şekilde. Ve bunu da buradan getirdim. Bu tarafta iki dalımız oldu. Şöyle aralarını biraz açıyoruz ki daha şık görünsün. Bakın burada üçlü gövde birbirine çok yakın. Şöyle biraz aralarını açmamız iyi olacak. Şurada bir girinti var. O girintiye de bu dalı sokuşturabilirsek gerçekten çok güzel görünecek. Ve hepsini tam tepede topluyorum arkadaşlar. Şu gövdenin çatalını kullanıp şunun aradan geçmesini sağlayacağım. Böylece bütünleşme daha güzel olacak. Bunu en dıştan sarıyorum. Ve hepsini tepede toplayınca şöyle tek bir gövdeymiş gibi saracağım arkadaşlar. Şimdi burada tek bir gövde oluşturacağız. Onun için streç filmimizde sarıyoruz. Burada streç filmin gövde arasına girmemesine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu süreç birkaç ay süreceği için o birkaç ay içerisinde o streç orada çıkmayacak kadar içte kalabiliyor. O da bitkinin gövdesinde kalıyor. Gerçi uzun vadede çok sorun teşkil etmiyor ama kısa vadede o yara kapanıncaya kadar oradan streç çıkıntısını görebiliyorsunuz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şuradaki bir girinti vardı. Bakın parmağım giriyor. Oraya bunu sıkıştırmaya çalışacağım. Buradaki oğlağı bastırıp gövdenin bu oğlağa girmesini sağlayacağım ve bir kavis oluşturacağım. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar şöyle yumuşak yastıklar kullanacağız. Bunlar eski kullanılmış streç filmlerden oluşturduğum küçük yastıklar. Eğer bunun yerine taş kullanacak olursak, iki tarafı da taş olduğu için iki sert zemin arasında gövdede madde iletimi çok yavaş olacağından bu dalı kurutup öldürebiliriz. Bu sebeple bir tarafının yumuşak olması şart. Ve şöyle bastırıyoruz. Yine gövdeye şöyle uzak olan dallar varsa o dallara da böyle küçük yastıklar kullanarak gövdeye yapıştıracağız. Ve gerçekten güzel görünmesini sağlayacağız. Şimdi bastıra bastıra sargıyı sarmaya devam ediyoruz. Her turda buradaki baskıyı ortadan kaldırmadan sarmaya devam ediyoruz. Tam buraya geldiğimizde tekrar parmağımızla bastırıyoruz. Yine bu baskıyı ortadan kaldırmadan streçle 4-5 tur attıktan sonra o yastık orada gövdeyi o girintiye sabitleyecek. Ve gerçekten o girintinin şeklini almış olacak. Şimdi bakıyorum. Şu noktada biraz temas yok. Onun için bu noktaya da bir yastık koyup sarıyorum. Yine
Streç buradan geçerken bastırıyorum. Yine bakın şuradaki gövde çok yukarıdan gidiyor. Hem gövdeye bastıracağım hem de şuradaki boşluğu almış olacağım. Buraya da bir yastık koyuyorum arkadaşlar. Ve burayı da bastıra bastıra sarıyorum. Streç filmi gerdire gerdire bastırırsanız ve sararsanız streç film bir süre sonra eski halini almaya çalışacak ve kendini toparlamaya çalışacak. Kendini toparlarken de tekrar ikinci bir sıkma uygulayacak. Yani biz işlemi tamamladıktan sonra da streç film sıkmaya devam edecek. Bu da istediğimiz sonuca ulaşmamız için işimizi kolaylaştıracak. Gövdeyi de biraz yana yatırıp S kıvrımı verebiliriz. Artık ağacımızın durumu neyi götürürse ona göre çalışmamızı ilerleteceğiz. Ve bu adayı ağacın işlemi bitti. Bir sonraki aşama gövdeye teller sarıp bu dalları sağa sola uygun açılarla, uygun kıvrılmalarla açacağız. Ve gerçekten bir minicik ağaç görüntüsü oluşturacağız. Ve gerçekten harika görünecek. Bonsai sanatı yaşayan bir sanattır arkadaşlar. Resim, heykel bunlar güzel sanatlardır ama ölü sanatlardır. Çünkü oradaki resmin, oradaki heykelin bir canlılığı yoktur. Ama bu gerçekten yaşayan bir sanattır. Japonya'da, Çin'de, Uzak Doğu'da 300 yıllık bonsai ağaçları var arkadaşlar. Daha fazla yaşayan var mı bilmiyorum. 300 yani 5-6 kuşaktır yaşamına devam eden ağaçlar var. Bu da o ağaçların nesilden nesile nasıl bir sevgi ve nasıl bir saygıyla yaşatıldığını ve büyütüldüğünü gösteren bir sonuçtur bu. Bu sanatta bizim ailemizde ilk temsilcisi benim. İnşallah benim çocuklarım da gerçekten koleksiyon ürün haline getirdiğim çalışmalar olursa onları onlarca yıl, belki yüzlerce yıl yaşatabilirler. Şimdi böyle bir çalışmanın ardından bizi nasıl bir sonuç karşılayacak arkadaşlar? Buradaki ağacımız birinci sonucumuzdu. Şimdi şöyle bir gerçek sargıdan sonra kayayla bütünleşmiş bir görsel nasıl oluşur? Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi gövdeye ve köklere en az zarar verecek bir nokta bulup bıçakla kesiyoruz. Böylece ağacımıza zarar vermemiş oluruz. Ve tutup biraz gerdirip böyle kesince gövdeye ve köke temas etmeden kesme işlemini başarmış oluruz. Bu ağacın üst dalları kurudu. Ben de köklediğimde köklerin yaşadığını gördüm. Ve bu şekilde kaya üzerinde yaşamına devam etmesi için bir çalışma başlattım. Ve kökleri de yer yer toprakla destekledim ki bitki yaşamına devam etsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kayanın tüm girinti ve çıkıntılarını kullanmış ve harika bir sonuç ortaya çıkarmış. Bu daha üzerinden çok fazla zaman geçmeyen bir çalışma. Ama bu çalışması neredeyse tamamlandı. Şöyle gövdeden tuttuğunuzda kayayla o kadar bütünleşmiş ki kendi kendine ayakta durabiliyor ve bu gövdeden tutulduğunda kayayla birlikte ayağa kalkabiliyor. Şurada çok güzel bir çalışma var arkadaşlar. Burada da çalışma neredeyse tamam. Bu çalışmada ağacın tüm kökleri, gövdeleri, kayadaki girintileri ve çıkıntıları
harika bir şekilde kullanmış. Bakın şurada bir kaya, burada kaya, burada derin bir girinti vardı. Bu girintiden kök geçmiş gibi bir görüntü var. Görebiliyorsanız gerçekten harika bir sonuç. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şuradaki durum arkadaşlar. Bakın kök buradan geliyor. Buradaki girintiyi kullanıyor. Ve buradan çıkıyor. Gerçekten harika bir sonuç ortaya çıktı. Ve bu ağaç şu noktalardan telleme suretiyle çalışmasına devam edecek. Ardından teller söküldüğünde de bu ağaç için işlem tamam olmuş olacak. Yani adaylığını tamamlamış olacak. Evet arkadaşlar, ağacımızın son durumu bu. Dediğim gibi adaylık süreci henüz tamamlanmadı ve tamamlandığında koleksiyonluk bir ürün haline gelecek. İnşallah o telleme ve şekillendirme işlemini de başarıyla sonuçlandırırız. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.